Derslerimizin kaydı olacak. Takip edeceğim slaytlar. Herkese tekrar hoş geldiniz diyeyim bu arada. Derslerimizin kaydı olacak. Takip edeceğimiz slaytlar. Abraham Silberschatz'ın Operating System Concepts kitabının slaytlarıdır. İnternette mevcut. Kitap da standart bir kitaptır. Temin edebilirsiniz. Hard copy ya da bir şekilde online. PDF diye arattırırsanız bulunabilen bir kitap. Artık yani public gibi olmuş bir kitap. Burada temellerden bahsediyor. Mülakatlarda gördüğümüz kadarıyla lisansta bazı kavramlar tam oturmamış veya unutulmuş. Bunları unutulmayacak şekilde sizlere kazandırmak, bunlar hakkında farkındalık yaratmak, diğer derslerinizin altyapısında operating system kavramını bilerek problemlere yaklaşmanızı sağlamak için bu bilişim güvenliğinden tutun, işte biyolojik hesaplamaya, biyoteknolojiye kadar şey yapabilen, yürüyebilen geniş perspektifte bir konu. Bunun dışında bulut, bilişim, IoT, bütün bunların hepsinin merkezinde işte Endüstri 4.0 böyle buzzwordler var biliyorsunuz. Bu buzzwordlerin temelinde şey var, işletim sistemleri konuları var. Bu temelleri iyi bildiğimiz takdirde bu alanlarda başarımızı artırabileceğiz. Evet. Mümkün olan arkadaşların, eğer problemleri yoksa mümkün olan arkadaşların kameralarını açmaları bugün belki mümkün olmaz ama diğer zamanlarda interaktiviteyi arttırmak adına iyi olacaktır. Bu online toplantılarda da aynı şekilde. Bir online toplantıya katıldığınız zaman mümkün olduğu kadar kameranızı açmaya çalışın. Çünkü açtığınız zaman o normal şartlarda birebir de yakalanamayan etkileşim biraz daha iyi yakalanır. Eğer böyle olmadığı takdirde hocalar olsun, diğer kişiler olsun veya online etkileşim aynı beklenen etkiyi, aynı şeyi vermiyor diyeceklerdir. Bir sınıf düşünün, öğrencilerim kafasına kese kağıdı geçirmişler ve beni o şekilde dinliyorlar. Dolayısıyla nasıl hissedeceğimi düşünün. Veya bir toplantıya girmişsiniz, insanların kafasında kese kağıdı var. Dinlediklerimi, cep telefonuyla oynadıklarımı veya size bakıp bakmadıkları, kafa salladıklarını hiçbir zaman anlayamıyorsunuz. Birinci konumuz şu. Operating system nedir diye girdiğimizde, ki bu aslında 3. sınıf, 4. sınıfta anlatılan konular. Bunlar hızla geçeceğim. Cevaplamamız gereken bazı şeyler var. Eski dönemde sorunuz var mı? İstanbul. Yok. Eski dönemde bir bilgisayar programını hazırlamışlar. O bilgisayar programının yapması gereken hesaplamayı gerçekleştiren makineyi inşa etmişler. Mesela kalem özelliğim bunda var mı benim? Burada yok. PowerPoint'te var mı? Mesela bir sayıyı ikiye bölen bir programınız var. Programın bütün yaptığı girilen sayıyı ikiye bölmek. Nasıl yaparsınız bunu? Söyleyin sınıftaki arkadaşlar, bir kişi cevap versin. Bir sayıyı ikiye bölmek için nasıl bir temel right yöntem?
Evet, internetten geldi cevabımız. Shift ederiz. Dolayısıyla shift etmek için bir tane devre yaparız. Değil mi? Shifter yaparız. Shifter flip floplarla oluşacaktır. Input'a koyarız şeyi, sayıyı. İster clocklu, ister clocksuz. Shift de biraz kolay aslında. Bir clock verdiğiniz zaman output'ta onun shift edilmiş versiyonunu görebilirsiniz. Alın size bilgisayar. Bu bilgisayarın programı ne? A bölü 2. Şimdi bunun için bir devre yaptınız, shifter yaptınız, güzel. Ama bunu tekrar başka bir A bölü 3 yapmaya kalktığınızda farklı bir devre yapmanız lazım. Dolayısıyla burada programlanabilirlik, yeniden programlanabilirlik öne çıkıyor. Yeniden programına birlik olduğu zaman bir tane program kavramına dönüşmeye başlıyoruz. Bu program çalışabilmesi için klasik bilgisayar tanımına dikkat edin. Von Neumann makinesine dikkat edin. Von Neumann makinesinde memory var, input var, output var. Central Processor Unit var. Central Processor Unit'in içerisinde Control Unit var. Aritmetik Logic Unit var ve de Register'lar var. Bu şekilde çalışıyor. Ve memory'de iki tane şey bulunuyor Von Neumann makinesinde. Von Neumann makinesindeki memory'de hem program bulunuyor hem data bulunuyor. Ayrı ayrı yerlerde. Yerlerini de siz belirliyorsunuz. Diğer türlü mimarinin adını hatırlayanlar var mı? İnternetten de yok. Sizden var mı? Von Neumann modeli hatırladınız mı? Diğerini hatırlayın. Harvard modeli mi var? İnternet doğru söyledi. Cengiz Han ve Doğan. Diğeri de Harvard mimarisi. Harvard mimarisinde ise instructionlar yani program ve data ayrı ayrı memory adreslerinde bulunuyor. Dolayısıyla bir yerde memory bulunuyor. Öbür tarafta bir tarafta program bulunuyor. Öbür tarafta data bulunuyor. Yani program counter iki tane. Data program counter var. Instruction program counter var. Program çalışırken program area'dan şey yapıyor. Dolayısıyla onun security'si bilmem nesi vesairesi programlar bir tarafta, data bir tarafta. Tamamen ayrı çiplerde diye düşünün. Bunlar arasında bir tane örnek yakın zamanda kullanılanlar arasında. PIC işlemciler var biliyorsunuz. PIC küçük işlemciler. PIC işlemcilerin data memorisiyle program memorisi ayrı ayrı instructionlar. Ayrı ayrı adreslerde, ayrı ayrı yerlere yazılıyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü buradan yola çıkılıyor. Yani bir ihtiyacımız var yeniden programlama vesaire. Bu programı çalıştırıyoruz. Bunu çalıştırdığımızda yeniden programlamak gerekiyor. Başka şeyler için kullanmak gerekiyor. Bunu yapmak için bilgisayarı tanımak gerekiyor. Kaç register var? Memory adresleri nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Ben hangi register'a neyi nasıl yazarsam, hangi CPU instruction'ını kullanırsam nasıl yol alırım gibi. Bu şekilde program yazmanız gerekiyor ki zaten eski nesil programlama, assembly dilinde yapılan programlama bu şekilde. Mimariyi iyi tanıyarak, mimarinin iyi tanınmasıyla yapılmış bir çalışma gerektiriyor. Mimari iyi tanınırsa bu programcının kaliteli bir programcı olduğunu söylüyor. Ona göre program yazıyor. İki sene sonra yeni bir bilgisayar geliyor. Bu sefer programcı tekrar o mimariyi çalışmak zorunda kalıyor. Eskiden mesela iki sayıyı swap etmek için bu sayıyı temporary'ye alıyordunuz. Daha sonra diğer sayıyı öbürünün yerine temporary'yi bu tarafa alıyordunuz değil mi? Böyle bir şey var. İki sayının yer değiştirme, A eşittir B, B eşittir A yapmak için yani yerlerini değiştirmek için değişkenlerin üç işlem yapmanız gerekiyor. Ama yeni bir tane çip geliyor karşınıza. Intel 15 gibi bir şey geliyor. Atıyorum kafadan.
swap diye bir instruction var. Swap instruction'ını kullandığın zaman hiçbir şey yapmıyorsun. Sen bir şey yapmıyorsun. Bilgisayarda tabii register'larda bir şey oluyor ama sen yapmıyorsun. Bu sefer programcının onu kullanması için swap demeyi bilmesi gerekiyor. Başka çaresi yok. Dolayısıyla şöyle bir sıkıntı var. Özellikle bu 1960'lı yıllarda çok yaşanmış. Her ay, her 6 ayda bir yeni bilgisayar modeli geliyor ve biraz daha geliştiriyorlar. Programcılar tam kod yazıyorlar, hazırlıyorlar. Yenisi geliyor, bir daha aynı kodun üzerinden geçmek zorunda kalıyorlar. Bunun için programlama dilleri çıkıyor. Programlama dilleri bunu biraz kolaylaştırıyor ama platformu tanımaları yine gerekiyor. Bu sefer diyorlar ki biz aslında hep aynı makine varmış gibi davranalım. Tamam mı? Programcı sanki bir makine varmış gibi çalışsın da onun üzerinde çalışsın programcımız. Biz yeni bir şey yaparsak ona çaktırmadan arada başka bir layer koyalım. Katman koyalım. Bunu da 1965'lerde 65'ten sonra 70'lere doğru IBM çıkartıyor. IBM'in VM sistemiyle Virtual Machine kavramı çıkıyor. Virtual Machine çıktığı zaman programcılar rahatlıyor. Niye? Çünkü adamlar bezmiş sürekli yeni model şey gelmesinden, platform gelmesinden. Artık Virtual Machine'de yazıyorlar. IBM 360 bilmem kaç, 360, 370 bilmem kaç geldiği zaman aynısı artık aynı program yeni VM'de çalışıyor. Yeni makinedeki VM'de çalışıyor. Çünkü VM'in implementasyonu aynı. Birinci sebep bu. İkinci sebep tam slaytları takip etmiyorum. Daha çok beni dinleyin. Slaytları da görsel stimulus olsun diye ilerlettim. İkinci sebep yine 60'lı yıllara kadar 63 size bir video vereceğim 63 60'lı yıllara kadar batch sistemler çalışıyor. Siz programınızı yazıyorsunuz. Programınızı nerede yazıyorsunuz? Daktilo'da yazıyorsunuz önce veya elle yazıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz bilgi işlem merkezine kart deliyorsunuz. Kartı niye deliyorsunuz? Her bir satır kod 80'lik bir kart var. 80 karakter yazılabilen bir kart var. Her bir satır kod bir kart. Dolayısıyla mesela i eşittir 1 dediniz. Bir kart. Ondan sonra i eşittir i artı 1 dediniz. Bir kart daha, bir kart daha. Bunlar arka arkaya kartlar. Niye böyle? Çünkü makinelerin input ve outputları, registerlara veri transferi o zamanlar şu anki hani üniversite sınavlarında optik kod okuyucu vardır. Optik kod okuyucu tipinde yani o yeteneklerde kart da mantıklı gelmiş. Çünkü daha evvelden başka amaçlarla telexten falan kullanıldığı için delikli sistem. Arada ışık var, led var. O led yok tabii de ışık var, ampul var ve direnç var, ışık alan direnç var. Onların yanıp sönmesiyle daha doğrusu açıksa ışık geliyor, açık değilse ışık gelmiyor şeklinde bir elektrik on-off yöntemiyle. Ampuller diğer tarafta devamlı yanıyor çünkü. Bir input-output mekanizması var. Siz bu delikleri deliyorsunuz. Programınızı yaptınız. Programınız diyelim ki 100 satır. Tamam mı? Başka bir öğrencinin programı 80 satır. Hanginiz daha ucuz? Daha az kart kullandığınız için 80 satırlık olan daha ucuz. Alıyorsunuz kartlarınızı. Alıyorsunuz kartlarınızı, gidiyorsunuz şeye bilgi işleme. Tam yolda bilgi işlemin merdivenlerinden çıkarken kapaklanıyorsunuz, ayağınız takılıyor. Düşüyorsunuz, kartlar dağılıyor. Bu sefer programınızın satırları karışmış oluyor tekrar toparlamaya kalkarsanız. Çünkü üzerinde numaralar yok. Bu birçok bilgisayar mühendisliği öğrencisinin, birçok bilgi işlem çalışanının başına gelen kartları düşürdüğü zaman kutuyu program satırlarının yer değişmesi gibi bir saçma sapan bir problem. Yani nostaljik bir problemi açıklıyor.
Bunun için benim hocalarım söylemişti. Programı yazdıktan sonra, kutuya sıkıştırdıktan sonra arkasına tükenmez kalemle çapraz bir çizgi çekerler. Bu şekilde keçeli kalemle çapraz bir çizgi çekerler. Dolayısıyla düştüğü zaman tekrar sort etmek için o çizgiyi düz olacak şekilde sort ettiğin zaman programın aşağı yukarı aynı şeyi, aynı satırlar aynı sırada olacak şekilde dizilmiş olur. Bunun anekdotu, unutmayın diye. Tabii kartlara baktığın zaman da ne yazdığını aşağı yukarı anlayabilirsin. Bu satırdı falan diye hani az çok anlayabilirsin. Bu şekilde uzun süre gitti. Burada tabii kimin programının ne zaman çalışacağı olayı ilk başta şöyleydi. Kartları alıp götürüyorsun. Merhabalaşıyorsun operatörle, sistem operatörüyle. Sistem operatörü senin arkadaşınsa seninkini öne alıyor. Sistem operatörü senin şeyi yani tanımıyorsan tamam yaparız diyor, yarın gel diyor. Sıraya koyuyor numara masasının üzerine. Sırası gelenin şeyi okutuyor. Para sayma makinesi gibi. Makineye okutuyor. Run'a basıyor. Output çalışıyor program. İterasyon yapıyorsa. Ondan sonra output vermeye başlıyor. Output da printer'dan. Daktilo tipi printer. Bunlara da line printer diyoruz. Line printer'ler böyle muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Siz biliyor musunuz sınıftakiler? Line printer'ler şeyi düşünün. Bisiklet zincirini düşünün. Tamam mı? Bisikletin zincirini düşünün. Bisikletin zincirinin üzerinde her bir zincir baklasında, baklası da her bir şeyin, her bir baklasında bir harf olduğunu düşünün. A, B, C, D, F, G diye, tamam mı? O zincir printer'ın başından sonuna kadar, sağdan sola kadar, şöyle bir tarafta görsün, sağdan sola kadar dönüyor. Gerili bir şekilde dönüyor. Ve her kolonda da bir tane şey var, puncher var. Tamam mı? Bu deli gibi bir hızla dönüyor ve doğru harf doğru yere geldiğinde, doğru harf doğru yerden geçerken ve bir turda hepsi geçiyor ya, bütün hepsi. Doğru harf doğru yerden geçerken arkadaki puncher basıyor şeye, zincirin üstüne ve o kağıda çıkıyor şey. Arada tabii şey var, mürekkepli bez var. O da dönüyor. Bu herhalde bir 50 sene kullanıldı dünyada. Bunlara line printer deniliyor. Hatta jargon olarak belki bazen kalmış olabilir. Line printerlerde mesela soldan sağa zız diye yazmaz. Satır anında basılır, yukarı çıkar. Anında basılır, yukarı çıkar. Çünkü vurucu kafalar ayrı ayrı yerlerde. Ama zincir dönüyor bir tane harfler üzerinde. Ve çok hızlı. Yani kağıdı böyle şey gibi çıkartır. Boşalmış tuvalet kağıdı gibi printer kağıdını çıkartır. O hızla çalışan bir şey. Printer şeyi. Bunu niye söylüyorum? Şöyle bir mesele var. İzleteceğim videoda da onu söylüyor hoca. Hocanın adı Fernando Corbato. Multitasking'i ilk bulan MIT'li bir hocamız. Aslında her şeyi bulmuş. Kernel, Mernel vesaire. 1963 yanlış hatırlamıyorsam diyor ki programları diyor, dedik ya bilgi işlemde tanıdığınız varsa run ettiriyorsunuz, yarını alıyorsunuz falan. Şöyle mi, böyle mi, şöyle mi, böyle mi derken insanlar bir daha ödevin teslim gününe kadar bir daha şey yapamam diye veya işin teslim süresine kadar, iş veya ödev aynı şey, bir daha iterasyon yapacak zamanım yok diye, işte ne bileyim perşembeye yetiştirmen gerekiyor. Ayrı ayrı possibility'leri ne olur ne olmaz diye programlarına koyup onların da output'larını istiyorlarmış. Böylece normalde 2 sayfa olacak olan ödev 30 sayfa oluyor. Onun içinden 2 sayfasını çıkartıp şeye veriyor. Patrona veya hocasına veriyor. Geriye kalan 28 sayfa çöpe gidiyor. Bunun için Fernando Corbato interaktif computing olması gerektiğini şey yapmış. Yani programı yazarken çalıştırdın, sonucunu hemen görmen falan lazım gibi bir kavramın olması gerektiğini, bu programın çalıştırılıp sonucunun bir gün sonra alınması, kağıtla çıkması falan şeyini, değişik olması gerektiğini söylemiş. Tabii bu olay olurken
Fernando Corbato bunu söylediğinde daha henüz visual terminal yok. Bilgisayarın output'u printer. Yani daktilo. Nasıl olacak? Adam bir tane printer yapmış. Aynı zamanda daktilo yapmış. Bu İstanbul sıkılmıyorsunuz değil mi? Tamam. Daktilo ve printer yapmış. Sen yazıyorsun. Normalde telgraflarda vardır bu. Buradan yazarsın. Ankara'dan print eder. Ankara'daki yazar buradan print eder. Dolayısıyla telgraf böyle gelir gider. Buna teletype writer diyoruz. Eski Morse alfabesinin biraz daha 30-40 sene sonraki versiyonudur bu. Yani Morse'la göndereceğine onları daktilonun hareketlerini diğer tarafta kontrol edip yazarak gönderiyorsun mesela. Hatta onun kodu da baud kod. Baud kodu işte 5 bitlik ASCII falan o zamanlar çıkmış telgraf amacıyla. Onun da delikli kağıdı var. 2 bir tarafta, 3 bir tarafta, 5 bit. O delikli kağıtta telgraf geldi falan diyorsun, bakıyorsun. Onu okuyabilen insanlar da var delikleri. Hangi harf olduklarını. Kendini train edersin. Ne yapmış adam? Yazıyorsun sisteme komutunu, run diyorsun mesela, enter diyorsun, printer okey diye sana geriye print ediyor. Printer'dan basıyor. Bir satır senin, bir satır onun, bir satır senin, bir satır onun. Display yok daha. Dolayısıyla bu Fernando Corbato interactive computing kavramını getirmiş sistemlere ve böylece insanlar yaptıklarının sonucunu hemen görebilmişler. Yaptığının sonucunu hemen görebileceği için ...30 sayfa çıktı isteme ihtiyacını da otomatikman ortadan kaldırmış oluyoruz. İşletim sisteminin birinci şeyi bu. Ama bunun şöyle bir problemi var. Geldi. Geldi. Şimdi ama bununla çok iyi. Şeyle bağlandığımızda mümkün değil. Bunu yapamazdım çünkü oradan hem video gelecek hem bir şey yapacağım. Şimdi bilgisayar hep sana böyle bakıyorsa şey gibi, kedi gibi sürekli ağzı açık sana bakıyorsa bu sefer de onun maliyeti çok fazla geliyor. Sen ne yazayım, i eşittir 5 mi diyeyim, 6 mı diyeyim derken düşünüyorsun. O arada bir bilgisayar çalışıyor hor diye senden input bekliyor. Dolayısıyla Fernando Corbato diyor ki bu da olmaz. Ben bunu paylaştırayım. Time sharing yapayım diyor. Time sharing yapayım dediğinde aynı anda 20 tane kullanıcı bunu kullansın. Bilgisayar da bunlara sırayla baksın. Bunlar ne type etti diye sırayla baksın. Bir şey type ederse onu kendi çerçevesinde değerlendirsin sırayla diyor. Multitasking bundan çıkıyor. Çünkü batch sisteminde öyle bir problem yok. Dolduruyorsun problemi. Tam full gazda biri çalışıyor. İkinci problem gene tam gazda bir daha çalışıyor. Üçüncü de bir daha tam gazda çalışıyor arka arkaya. Bir sıkıntı yok şey açısından. Utilization açısından bir sıkıntı yok ama interactivity yok yani. Utilization gene full. Operatör ama orada torpil tabii olabilir. Yani işte bakanın kardeşiysen falan seninki öne geçer tarzı şeyler olabilir yani. Veya işte rektörün öğrencisi hemen sonuçları alabilir. Hani üniversiteden bahsediyorsan. Veya şeyin arkadaşıdır yani. Operatörün arkadaşıdır. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla aynı anda birden fazla kullanıcının çalışabilmesi, programlama platformunun kullanıcı yani programcı bilgisinden soyutlanabilmesi
Çünkü sürekli gelişim var. Hiçbiriniz Intel'in instructionlarını bilmem nesini bilmiyorsunuz. Bilmenize gerek yok. O soyutlamanın yapılabilmesi. Bir de kolaylaştırılması için etkileşimin bir ara program çıkıyor. Bu ara program işletim sistemi diye çıkıyor. Birden fazla user ilk başta o şekilde zaman içerisinde birden fazla çalışan programlar olarak düşünülmeye başlıyor. Her program bir user tarafından çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilgisayar sistemi kişisel bilgisayar bile olsa birden fazla programın çalışması her birinin ayrı bir user gibi, ayrı bir entity gibi çalışmasını düşünmemizi gerektiriyor ve bugün bu noktaya gelmiş oluyoruz. Bugün bu noktaya geldiğimizde ta o yıllardan 60 yıl önceki problemlerin aşağı yukarı aynılarının devam ettiğini görüyoruz. İşte security olsun, resource allocation olsun, memory allocation olsun birçok problemin 70'li yılların başında gündeme geldiğini görüyoruz ve bugün de hala geçerli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işletim sistemleri alanında eski makalelere baktığınızda o makaleler değerli ve esas bilgileri onlar içeriyor. Belli temelleri var. Biraz matematik gibi olmuş artık bazı konular yani. Dört komponent var diye görünüyor şeyde. Hardware, operating system, application programs ve users. Userlar işte ayrı insanlar olabilir, ayrı bilgisayarlar olabilir. İşte burada protection meselesi, ayrı ayrı userlar var, protection meselesi var. İşte benim RAM'ım senin RAM'ın, benim RAM'ımdan senin RAM'ın birbirinden ayrı olsun, birbirine karışmasın gibi konular var. Authentication, application authentication var. Application authentication'da thread ve child parent ilişkileri var. Böyle devam edebiliyorsun. Çok sessiz ya, bir şey söyleyin. Evet hocam. Dinliyoruz hocam. Tamam. Böyle bir kafa sallama ikonu olsa evet evet diye ona tıklarsınız arada bir. O iyi olabilir. Evet, tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi normal günümüzdeki sistemde şu şekilde elimizde user'lar var. Bu user'lar birden n'e kadar. Bunlar gerçek user olmayabilir, olabilir. Bunlar ayrı entity'ler. Elimizde bir application programlarımızın olduğu katman var. Arkasından işletim sistemi var ve donanım var. Kısaca işletim sistemi sürekli çalışan program. Sürekli çalışması beklenen. Tabii kilitlenebilir bu. Ve sanki biraz diğer programların üstünde, yani onlardan daha üstün özelliklere sahip. Bu özellikler arasında şu var. Onlardan daha büyük yetkilere sahip olmak var. Yani işletim sisteminin yetkileri diğer programların yetkilerinden daha fazla olmak zorunda. Niye böyle? Çünkü birisi pislik yaparsa onu dövebilmesi lazım. Yani onu bıraktırabilmesi lazım. El çektirebilmesi lazım. Dolayısıyla her kullanıcı işte mesela sırayla yapıyoruz ama çıkmazsa ne yapacağım? Benim klasik örnek vardır. Resource sharing'de üniversitedeki tuvalet. Tuvaletlerimiz 4 tane bir katta. O 4 tane tuvaleti birçok insan kullanıyor. İçeri girdin. Bu mutual exclusion problemi. İçeri girdin, çıkmıyorsun. Birisinin seni çıkarması lazım. Yani 5 saatte tuvalette kaldıysan güvenlik görevlisinin gelip ne oldu demesi lazım. Ya öldün, ölümünü çıkarması lazım. O dolayısıyla çıkmadığın zaman diyelim ki tuvalette biri öldü. Okulun geri kalan tarihi boyunca o tuvalet kapalı mı kalacak? Hayır. Demek ki birisinin onu çıkarması lazım. Bu işletim sistemi. Dolayısıyla bunların yetkisinin biraz daha fazla olması lazım. O kapıyı açabiliyor olması lazım. Normal kullanıcı açamıyor olması lazım. Bazı şeyleri yönetir özelliği var. Dolayısıyla işletim sisteminin kimin ne aldığını
kontrol etmesi gibi bir şey var. Kavram var. Ve kullanıcının programlarında nasıl yürüdüğünü, suya sabuna dokunmadan çalışıp çalışmadığını, bir zarar verip vermediğini, çok fazla çalışıp çalışmadığını, yani haddinden fazla çalışıp çalışmadığını, kilitlenip kilitlenmediğini de şöyle bir bakması lazım. Ne oluyor diye bakması lazım. Buna operating system'ın temel görevi olarak bakıyoruz. Kernel diyoruz. Sınav, yüksek lisans sınavlarında soruyoruz. Kernel nedir diyoruz. Çekirdek hocam diyorlar. Cevap bu. Yani İngilizce sınavı değil tabii sınav. Dolayısıyla böyle bir şey değil. Bilgisayar üzerinde çalışan, sürekli çalışan tek programa, tek ve ilk programa demeyeyim de tek ve en yetkili programa kernel diyoruz. İşletim sisteminin merkezi parçacığı. Diğer programlar bunun yönettiği, bunun çalışıp çalışmadığını bildiği ve çalıştırıp durdurması işlemlerinden sorumlu olduğu diğer programlar. Bu programlar işletim sistemi programları da olabilir. Dolayısıyla işletim sistemi kernel'dan ibaret değildir. Silberschatz'ın kitabında, yeni kitabı da aynı. Mainframe sistemleri diye bir sistem şeyi var. Bu eski sistemlerde batch yaklaşımı devam ediyor. Aslında bu batch yaklaşımı Unix'te yine mevcut. Siz interaktif prosesleri bir de batch prosesleri tanımlayabilirsiniz. Batch olarak tanımladığınızda CPU değeri belli bir değerin altına indiğinde, CPU seviyesi belli bir değerin altına indiğinde bu programlar çalışır. Pek interaktiviteyi etkilemeden çalışırlar, biterler. Mesela bir arşivleme, bir zipleme, rarlama, şöyle böyle image processing gibi işlemleri batch tanımladığınız zaman bunlar çalışırlar, işini bitirirler ve sonuna da eğer bir e-mail ile falan bitirdiyseniz bittiği zaman e-mail atarak ben bittim diye, job complete diye tamamlanırlar. Bu şekilde çalışan işlere job diyoruz. Batch job diyoruz. Job aslında eskiden kalma bir terim. Bu eski 60'lı yıllardan işte operatörü tanıyıp da kart götürdüğün zamanlardan kalma. Onların her birine bir job deniyor aslında. O yüzden job deniyor. Job kontrol eski bilgisayar şeylerinde IBM 370 Evet, job control. Job control yapan bu arkadaş bakın, enteresandır. IBM 360'tan sonra 370 çıktı. Ve 370 1970 yılında çıkmıştır. 1970 yılında çıktığı zamanın hemen arkasından, aslında 660'ta da vardı, VM Virtual Memory konsepti çıktı. Bu VM arkitekçürü ve 360 arkitekçürü daha sonra IBM PC'de kullanıldı. Dolayısıyla 70'ten 89'a gidiyor. Bu arkadaş job control job control yapan iki kişiyi görüyorsunuz burada. Bu arkadaşlar aslında operating system scheduler görevini görüyorlar. Kimin önce kimin sonra çalışacağını insanlar karar veriyor. Tamam. Long term scheduling yapıyorlar. Short term scheduling makinenin içindeki program da bunda gene işletim sistemi var. Yok değil. Ama operating de long term scheduling'i şey yapıyor. İnsanlar yapıyor. Dolayısıyla
Dolayısıyla bu mainframe sistemlerde batch işlemler yapılıyor, faturalar basılıyor, maaşlar çıkartılıyor, işte harita hesapları yapılıyor, askeri hesaplar yapılıyor, yapılıyor bitiyor, hesap yapılıyor bitiyor. Şimdi günümüzde mainframe sistemler büyük sistemlerle yer değiştirdi. Mainframe sistemler çoğunlukla web tabanlı, TCP/IP'de uzaktan çalışan servis tabanlı mimariye doğru gitti. Servis tabanlı mimaride günümüzün mainframe'i denilebilir. Yani işte Akbank'ın bankacılık sisteminin ana makinesi falan gibi, bir tane makine yok gerçi de, ana makinesi gibi düşünebilirsiniz. Yani artık onlara mainframe diyebiliriz. Günümüzün mainframe. Sıkılıyor musunuz? İyi mi? İyi hocam bence. Tamam. Şimdi hocam, arkadaşlar şöyle bir şey var. Mülakatlarda böyle basit şeyleri soruyoruz. Saçma sapan cevaplar aldığımız için aslında bazı temel şeylerin anlaşılmadığını, çok detayların sadece öğretildiğini görüyoruz. Ben o yüzden biraz böyle temeller konusunda sohbet etmeyi tercih ettim şimdi. Şimdi işletim sistemlerinde bu çizdiğim kare nedir? Hocam bence görmüyoruz biz çizdiğiniz şeyi. Evet hocam, ben çizdiğim de... değil. Ben çizmedim. Ekrandaki, pardon, yanlış söyledim. Memory layout. Tamam mı? Bu peki memory layout, hakikaten şu şey niye olmadı ya? Unuttum. PowerPoint zannettim notları. PDF çıktı. Klasörümdeki unutmuşum. PowerPoint'i yazabiliyorum. Şimdi buna da yazalım. Search. Şimdi. Böyle iyi şimdilik. Bu bir memory. Memory'nin merdiven şeklinde çizildiğini biliyorsunuz. Bu merdivenin içerisi bu. Neresi küçük adresler, neresi büyük adresler genellikle nasıl biliyorsunuz? Yukarısı mı küçük adres, aşağısı mı küçük adres? Bazı okullarda aşağısı küçük adrestir. Bu genelde Motorola ve Motorola ve DEC, yani şimdi Texas Instruments'in bazı işlemcilerinin şeyi. Yukarısı küçük adres, aşağısı büyük. Evet, yukarısı küçük, aşağısı büyük daha yaygın bugün. Aşağı doğru adresler büyüyor diye düşünün. Operating System genellikle küçük adreslerin olduğu tarafta yerleşmiş bir programdır. Bunun sebebi de makineyi açtığınızda bazı şeyler olur. Vektör atamaları olur. Mesela bir makineyi açtığınızda nasıl başlar çalışmaya? Yani siz sabah kalkınca ilk yaptığınız, farz ediyorum, herkes için geçerli olmayabilir, benim için de geçerli olmayabilir. İlk kalkar kalkmaz ilk yaptığınız tuvalete gitmek diyelim. Biraz komik olsun. Dolayısıyla sizin ilk yaptığınız tuvalete gitmek. Bilgisayara öyle bir şey söylüyorsunuz ki tuvalete gittikten sonra ne yapacağını tuvalete yazıyorsunuz. Ondan sonra ne yapacağını da oraya yazıyorsunuz. Böylece makineyi açtığınızda tuvalete gidip bakıyor. O gün ne yapacağını tuvalette öğreniyor. İşte ona program diyoruz. Ve BIOS diyoruz. BIOS programı. Dolayısıyla architecture'ın ilk sıfırıncı adreste öyle bir yer var. O sıfırıncı adreste konan vektör bir sonraki program counter'ın nerede olacağını söyler. Olur mu? O şekilde başlar boot işlemi. Power on yaptığında. Şimdi bazen ne yapacağını şeye koymazlar. İlk yapacağı iş tuvalet sabit.
Yani tuvaleti kalkınca başka yere git diyemezsin. Onu seni yaratan yapıyor. İlle tuvalete gidiyorsun. İşlemciyi yaratan kişi. Ama şunu yapabiliyor yaratan kişi. Şöyle planlıyor. Ya programın yeri değişirse bunun programın nereye yazılacağı tuvalette yazmasın da. Yani bugün ilk ne yapacağı tuvalette yazmasın da. Tuvaletten bir yere daha gitsin. Dışarıda bir şeyin üzerine, etajerin üzerine gitsin. Orası da değiştirilebilir olsun. Bu sefer tuvalete gidiyor kalkınca adam. Bugün ne yapacağım diyor. Bakıyor. Otomatikman etajere gidiyor. Etajerdeki yazılan da programlanabilir, değiştirilebilir bir yer oluyor. Buna da vektör diyoruz. Yani vektör yaklaşımı, vektörle boyut edilmesi. Vektör değiştirilebiliyor. Bu şekilde onu da başka yere atabiliyorsun. Yani. İşte şey yaptığın zaman, mesela BIOS'u tekrar flash ettiğin zaman o vektörler değiştirilebiliyor. Eğer programın boyu değiştiyse başka yere gidiyor falan veya başka şeyler yapabiliyorsun. Veya işte virüs giriyor makinenize, o makinenize giren virüsler o vektörlerle oynayabiliyor. BIOS'taki. Genellikle düşük adres dedim. Çünkü kaç bitlik mimari olursa olsun, 32 bitlik mimari olsun, 16 bitlik mimari olsun, 64 bitlik mimari olsun, bazı instruction'lar var ki, çünkü byte'larımız 8 bit çoğu kez. Byte dediğimiz şey 8 bit. Ve von Neumann makinesinde programla programma data aynı yerde. Bütün, neredeyse bütün mimarilerde bazı instruction'lar memory'yi referans verirken kısa versiyonları var. Mesela buranın adresi ne? Gebze Kocaeli. Türkiye'de ben burayı tanımlamak isterken Gebze Kocaeli diyorum hep. Burası Gebze Kocaeli. Ama Kocaeli içindeyken Gebze diyorum. İşte bazı instruction'lar da, tamam mı? Bazı instruction'lar da adres küçükse adresin high order tarafını omit edebilen yeteneğe sahip. Yani 32 bitlik adres vermek de aha burası demek yerine low tarafı. Çünkü 32 bitlik adres space orası. 16 bitlik tarafını verip nasıl olsa küçük orası diye sadece 16'sını verdiğin zaman ilk kısım olduğunu kastediyor. O yüzden çünkü 16 bitlik adres kendini tekrar edecek sol tarafla yüzlerce kere. Değil mi? Doğru değil mi? Anladınız mı? Anlamadıysanız söyleyin. Dolayısıyla bu tarz operating system işlemleri neredeyse %100 low adrese konuyor. Herhangi bir yere konmuyor. Çünkü onun instruction'ları bir de hızlı çalışsın isteniyor ya. Çünkü her instruction'ın fetch, decode, execute edilmesi lazım. Bir instruction'ın tuttuğu clock cycle var. 32 bitlik instruction koyduğun zaman, 32 bitlik data part'ı olan instruction koyduğun zaman bir instruction'ı decode edeceksin, bir de operand'ı decode edeceksin. Operand da memory adres ya. Dolayısıyla hayvan gibi bir şey. 32 bitlik instruction, 32 bitte data var, 64 bit. 64 biti memory'den kaç clock cycle'da okuyacaksın? 8. Eğer birer gün okuyorsan. 8 clock cycle read tutacak. 3-4 clock cycle execute olsa yani 10 clock cycle'ın gitti. Dolayısıyla o 32 clock cycle yerine 32 bit yerine 16 bit yaptığında 2 clock cycle avantajın var fetch'te. Tamam mı? O yüzden operating system programları bu tarz special instruction, special dediğim yani shortened instruction'larla çalışacak şekilde olduğundan low memory'de oluyor. Değil mi? Program eriyasından mı? Başaramaz. Ama kullanabilirsin. Yani eğer şey küçükse, orası o kadar küçükse veya mikro işlemciyi sen kodluyorsan, işletim sistemi yoksa, o zaman sen o instruction'ları kullanıyorsun. Mesela biz kullanıyorduk yani mikro işlemci kodu yazarken short instruction'ları kullanabilirsin. Short instruction dediğim
Direct mode deniyor onlara. Direct mode instruction'lar, extended mode instruction, direct mode instruction var. Extended mode instruction'da full vermem lazım adresi. Direct mode instruction'da sağ yarısını verdiğin zaman o birincisi o ilk tepe olduğunu anlıyor otomatikman. Hani uzaklara bakmıyor. Bunu bazı mikro işlemciler şey yaparlar. Segmented modelleri vardır. Memory'yi segmentlere bölerler. Mesela mimari 16 bitliktir. 16 bitlik mimaride maksimum memory size ne olabilir gençler? 65K olabilir. 64K olabilir yani. 65'in 536'ya kadar hafıza yapabilirsin. Ama bakıyorsun mikro işlemciye 16 bitlik ama 256K, 512K memorisi var. Ulan diyorsun nasıl oluyor? Nasıl adres edeceğim ben bunu diyorsun. İlk başta ben öyle düşündüm ya. 16 bitlik diyor. İşte reklamlarına bakıyorsun 512K memorisi var diyor. Bunlar segment kullanıyorlar. Birinci segment, ikinci segment, üçüncü segment. Bu memory'den read write derken operandın içinde segmenti de söylüyorsun. Üçüncü segment 48 bininci byte diyorsun. 3 gidiyor tabii. Programın içinde 3 48 bin yazıyorsun. Bu sefer önce segment seçicisi var. Adres decoding devre şey üzerinde, chip selektörün üzerinde segment seçicisi var. Segment seçicinin üzerine daha sonra şey var. O segmentin içindeki byte'a erişiyorsun. Adres pas üzerinden. Tamam mı? Memory'e de o bağlanıyor. Burada tabii yavaşlıyor. Ama onlarda da ne yapıyorsun? Hızlı çalışsın istiyorsan, az bir şey yapıyorsan sıfırıncı segmenti kullanıyorsun. Sıfırıncı segmentte çalışmak için de segment söylemeyen aynı instruction'ların segment söylemeyenleri var. Segment söylemeyenleri kullanırsan ilk 64K'da çalışıyorsun. Bu şekilde. Aynı prensip. İlk IBM PC çıktığında 640K memory limiti vardı. Sonra memory genişledi işte Windows 3.0 bilmem ne vesaire. Hep segmented devam ettiler şeyde. Yani birinci segment, ikinci segment, üçüncü segment. Çünkü hiçbir zaman memory'si şeyi geçemedi. 16 bitlik de ilk başta mimari. 640 kilobyte diyorum. Bakın megabyte değil. Segmented devam etti ve bu segmented segment felsefesi IBM'de yoktu o şeyde. IBM'in eski işlemcilerinde yoktu. IBM gani gani memory yapıyordu. Intel'le Intel 4004 8086 falan adamlar ucuz olacak diye 16 bitlik mimariden çıktılar ve büyük memorileri segmentlerle destekleme şeyini benimsediler. O yüzden Intel mimarisinde bu segment şeyi biraz yaygındır yani. Geniş gani gani adres demek yerine şimdi şeydekini bilmiyorum. i7'dekini bilmiyorum ama i7'de de muhtemelen ikisi de vardır. Yani ister full extended memory vardır ister segment vardır. Sen nasıl tercih ediyorsun? Segmentlerin şöyle bir şeyi var. Bir yere de memory manager'da bir yere de segment beginning, segment end diye tanımlayabiliyorsun. Orası bir user'a ait olabiliyor falan. Öyle avantajları var. Yani bazı programlar böyle blok blok çalışır. İşte o şuradan şuraya kadar şu diyorsun. Program switching ediyorsun ya şeyde multitasking'de. Switch eder etmez segmenti değiştiriyorsun sadece. Küt şey değişmiş oluyor. Memory diğer bankaya geçmiş oluyor. Yani diğer bloğa geçmiş oluyor. Segment değiştiriyor sadece. Belli şeyleri var. Yani o kadar da yerden yere vurmak doğru değil yani. Evet geldik işte birçok kişi aynı anda çalışıyor. Birçok kişinin aynı anda çalışması birden fazla job bir de operating system 0'dan 512K'ya. Böyle gariban hafıza bunlar tabii eski şeyler. Ama çok şey yapmayın yani bunlarla insanlar şeye gitti, aya gitti yani. Bu şekilde. Dediğim gibi sistem tarafından IO rutinlerinin desteklenmesi gerekiyor. Hafıza yönetimi yapılması gerekiyor. Her job'ın belli bir miktar hafızaya ihtiyacı var. Tabii klasik problem. Herkes çok istiyor. Ama o kadar yok. Kim ne kadar alacak? Birazcık verilecek. İhtiyacı oldukça daha çok verilecek. Birisi printer kullanacak. İki kişi aynı anda printer kullanırsa
birinin yazdırdığıyla öbürünün yazdırdığı iç içe olur. Bu sefer ne olması lazım? Önce birininkini yazdırması lazım, sonra öbürünün yazdırması falan lazım. Bir schedule etmesi lazım. Bunlar var. Bir de CPU scheduling var. Önemli bir konu. CPU scheduling konusunda ve prosesler konusunda benim analojim, geleneksel verdiğim analoji otomobil tamirhanesidir. Otomobil tamirhanesinde bazen bir usta vardır. Tek işlemcili platformlar. Çok çekirdekli olmayanlar. Tek çekirdekli, tek işlemcili. Bazılarında çok usta vardır. Çok usta vardır. Master slave olanlar vardır. İşte usta çırak vardır. Çırağı şunu yap diyebilir, çırak onu yapabilir. Dolayısıyla bir tamirhanedeki ustalar işlemci gibi düşünülür genellikle. CPU'nun kendisi gibi düşünülür. Dolayısıyla tamirhanede bir bilgisayar gibi, platform gibi düşünün. Bir platformda birden fazla program aynı anda çalışabilir mi? Evet, neden olmasın? Çünkü bir tamirhanede aynı anda birden fazla araç tamir ediliyor olabilir. Ama nedir? Gerçekte nedir? Usta biraz birinde çalışır, biraz birinde çalışır. Çünkü usta bir kişidir. Master slave olursa işte çırağı şunu yap der ama her şeyi yapamaz. Bazı şeyleri yapar. Ya da tamamen simetrik multiprosesör vardır. Orada da işte gelen şeylerden, gelen jablardan paylaşırlar. Bir tane şey vardır. Bu markalı servis, yetkili servislerde biliyorsunuz bir sizi karşılayan şey var. Eleman var. O schedule eder ve gerekli şeye, CPU'ya sizin jobınızı gönderir. Sizin jobınız bir yerden çıkar. Yani multiple input, multiple input, multiple output şeklinde çalışır. O analoji birçok konuda bize düşünmede yardımcı olur. Çünkü mesela bir resource sharing'de bir tane backup ünitesi vardır veya bir memory location'ı vardır. O memory location bir sensöre bağlıdır. Oradan okuma yapıyorsunuzdur. Onu exclusive, o bir değişkendir. Değişkeni mesela set and get yapabilirsiniz. O değişkeni aynı anda bir kişi kullanabilir mesela. Multiple prosesler arasında. Bunu ben dolayısıyla aynı anda kullanamazlar. Bunu ben busy alır şeyden. Yani not available alır o memory'yi. Dolayısıyla bu bir aletin, diyelim ki bir İngiliz anahtarı. Bu İngiliz anahtarının bir tane olup çok usta tarafından çok aracın tamirinde kullanılması gibi düşünmeniz lazım. Ne derler? Bu zaman işte Ahmet Usta İngiliz anahtarını aldı. Mehmet Usta'nın beklemesi lazım. İşte bunun içinde o bütün o daha önce belki hatırladığınız semaforlar, prosesler, synchronization'lar, şunlar bunlar oradan yürüyecektir. Time sharing, izleyeceğiniz memory arkadaşlar. Dolayısıyla arka arkaya vermek yerine aynı anda yapıyormuş gibi görünmek. Dolayısıyla ustanın, ben aynı anda 6 tane araba var dükkanda diyor mesela. Sen 6'sını beraber mi yapıyorsun? Nasılsın? Sen ermiş bir insan mısın? Hayır. Sırayla yapıyor aslında. Ama müşteri yapıyor gibi zannediyor. Çünkü arabayı sökmüş. Yani sökülü duruyor araba. Kapağı açık duruyor falan vesaire. Burada tabii eğer müşteri oturuyorsa dükkanda, tamam mı? Bakın bu önemli. Müşteri dükkanda oturuyorsa, ya usta benim 5 saattir de benim şeye bakmadın diyebilir. Hiç başına gitmiyorsun arabanın diyebilir. Bu sefer ustanın yapacağı iki şey var. Ya yalan söyleyecek, ne diyecek bu? Ya parça bekliyorum diyecek. Input output bekliyorum diyecek. Böyle bir şey yapacak. Ya da arada bir gidecek, birkaç şey yapacak arabada, başka arabaya geçecek. Böylece sanki bekleyen müşteri onun arabasıyla ilgileniyormuş şeklinde bir mutluluk gelecek. Yani arabanın işi uzun sürmüş olacak. Tamam mı? Bu interaktif proseslerde önemli. Eğer prosesler interaktifse, yani müşteri dükkanda bekliyorsa arada bir input output vermek, bir progress çıkartmak. Mesela Linux'taysanız nokta 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 progress bar çıkartmak. Bir şeyi ilerletmek. Bir çarkı döndürmek gibi. Ya ben donmadım. Ben yapıyorum. Bak senin veya bir installation gibi bir şeyse belli satırları, dataları arada bir çıkartmak. Böylece senin işinin hala çalıştığını interaktif bir şekilde kullanıcıya hissettirmek, arada bir output vererek iyidir. Yani bu tercih edilir. Yani beraber yapıyorum diye sıraya koyup işte lastik değiştireceksin. O da ayrı konu. İşin çok kısadır. Akşama kadar bekletir. Akşam 4.30'dan 5'e kadar 15 dakikada yapar mesela.
Bu sefer ne yapman gerekir? Scheduling meselelerine giriyoruz. Kısa işleri önceden bitirip temizlik yapabilirsin. Ama hep kısaysa bu sefer işi birazcık uzun olup da erken gelmiş olan da bir hafta bekleyebilir. Yani bunlar tercih meselesi. Ya da işte rektörün akrabası gelir, en öne geçer falan. Priority scheduling şeyleri. O şekilde düşünülebilir. Operating System'ın diğer görevi, şu aşağıdaki şeyi söyledik. İşlemlerin başlaması, bitmesi vesaire için o eski gösterdiğimiz şu arkadaşlar var ya, bu arkadaşlar işte o Ahmet Bey programı getirdin mi, hoş geldin falan, tabii İngilizce konuşuyor bunlar. Hoş geldin işte, ver ben bunu hemen hallederim falan şeyleri var ya, onu normalde artık işletim sistemi yapıyor. Yani işletim sistemi onu yapacak. Buna da ya command line console diyoruz ya interactive desktop diyoruz vesaire. Yani user interface'i bu. Eski sistemlerin user interface'i o insanlar. Yeni sistemlerin user interface'i, operating system'ın user interface'i. Bu macOS olabilir, Windows olabilir, Linux olabilir. Bir buna Linux'taki geleneksel Linux şeyinde command shell diyoruz. Shell adı veriliyor. Her bir shell'de komut verilebiliyor. Bu komutlar senin programları çalıştırmanı, durdurmanı vesaire. Bu işleri bakmanı, ne oluyor diye sorabilirsin. Ne oldu bizim program diye, işte orada PS diyorsun ya. Ne oldu bizim program diye bakmanı falan sağlayan şeyler. Veya bugün çok kalabalık mı diye sordun. Mesela onun komutu tap dediğin zaman prosesleri listeliyor. Hangisi en çok kaynak parlıyor şeklinde. Aynısını Windows'da yaptığın zaman işte Task Manager'ı açıyorsun, görev yöneticisi. Oradan bakıyorsun ne olup bitiyor diye. Bunu normalde eski Amerikalı vatandaşlara sorarak yapıyordum. Masaüstü bilgisayarı ilk kim buldu? Hayır. Şirketler ne bulacak? Başta. Douglas Engelbart. Douglas Engelbart'ın ilk defa çok iyi ya. Bu arkadaş mouse'u da bulan bu arkadaş. Belki duymuşsunuzdur. İlk bulduğu mouse şu. 1965'lerde gene. Öleli 2-3 sene oldu. Beni vefat etti. Arkasında NLS diye bir sistem var. Online sistem diye. Bu online sistemden önce bu interaktif text editing falan bunlar yok. Bilgisayarı bir kişinin kullanabileceği kavramı yok. Bilgisayarı bir kişinin kullanacağı şekilde ilk defa şey yapan bu. Şu ilk mouse. Tamam mı? Douglas Engelbart. Online sistemde bu. Douglas Engelbart. NLS diyorum. Bir dakika. NLS. Evet, yanlış oldu. Evet. Şu sistemdir. Douglas Engelbart'ın 68 yılında bir hypertext'i falan da o bulmuştur. 68 yılında şu orijinali. Kişisel görüyorsunuz değil mi? Kişisel bilgisayar kavramını ilk defa bu arkadaş şey yaptı. Mother of all demos diye bir demosu vardır. Adı demo bunun. Aslında bütün yaptığı research'ı diğer researcher'lara anlatan 2 saat falan böyle bir demo. Bunun videosu var şu şekilde bu videodan. Burada bir mesela şurada gösterdiği odur. Bu
işte çizgi çek, terminalde çizgi çekilebilmesi, şu şekilde bir şey olduğunda bu normalde filmle birleştirilmiş o zaman bile. Filme çekiyorlar yani demoyu. Çünkü video kamera yok. Elinizde bir liste var. Listeyi tıkladığınızda üçgenin dönüp aşağı uzayıp tab olarak içeri girip alt maddeleri görüp görememenizi, bir tekst olduğunda tekstin karet diye bir şey olup tıklayıp araya yazmaya başlamanız, seçmeniz, telekonferansla iki kişi aynı doküman üzerinde konuşmanız, şu anda yaptığımız gibi, bunların bütün hepsini anlatan bir, keşfeden bir araştırmacımız. Bu Mother of All Demos'tan ekranlar. YouTube'da var bu demo. Bu da telekonferansta diğer çalıştığı uzaktan biri Kaliforniya'da, biri Los Angeles'ta mı? Veya biri, bunlar şehrin kültür merkezinde, diğeri de galiba üniversitede. O zamanlar internet üzerinden görüntü aktarma falan yapmışlar. Bir şekilde. İnternet üzerinden görüntü aktarma yapmamışlar. Şey yapmışlar. Görüntü kamerayla, ses kamerayla, broadcast'le data. Şunu da buldu arkadaş. O zamanlar şöyleydi online sistemde. Bugün bu yok aslında. Hadi. Ortada klavye. Tamam mı? Sağda mouse. Mouse'u ilk defa bulan o. Solda da piyano tuşu gibi bir şey var. Beşli. Burada şu anda kullandığımız aslında kontrol tuşu gibi, Apple tuşu, Windows tuşu gibi, Shift tuşu gibi beşli bir şey var. Chord keyboard var. Onların her birine aynı anda basılarak, mesela ikisine bastığın zaman başka bir anlamı var, üçüne bastığın zaman başka bir anlamı var. Sadece modifier değil, başka anlamları da var. Modifier anlamı da var. Dolayısıyla modları oradan değiştiriyor. Solda o, sağda mouse olacak şekilde bir düzen kurmuş. Kişisel bilgisayar. Bu dolayısıyla dedik Douglas Engelbart. Hemen tarihine bakalım, yanlışlık yapmayalım. Engelbart Institute var. Stanford Research Institute, Stanford Üniversitesi'nde, Stanford SRI, 60'lar demiş, 59, 60, 62. İlk framework 62'de kontrol datanın 160A sistemiyle 63'te çıkartmış. Paper tape, input output vesaire. İşte bu video conferencing sistemi. İlk yapılan şeyler, ilk mouse, two dimensional display editing, linking, hypermedia, tıklayınca öbür tarafa gitmek. Ama outline processing, flexible view control, multiple windows, cross file editing, integrated hypermedia email, hypermedia publishing, document version control, computer aided meetings, formatting directives, command syntax, distributed client server, universal user interface, virtual terminals, remote procedure calls, that's important, RPC. Java'daki adı ne RPC'nin? Stumble. Remote method invocation, RMI. Bunun çoğu bu bilgilerin çoğu Xerox Palo Alto Research'e transfer ediliyor. Ve oradan da işte mouse mesela diğer şeylerle beraber desktop metaforuyla beraber Apple tarafından Apple tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Aslında biraz daha yapayım. Bugün erken şey yapalım. Tek recording'de bitirelim şimdi, insanların şeyi vardır. Şimdi tek kişilik sistemlerde hani çok kullanıcılı sistem demiyoruz belki ama bir kişiye ait birçok task var. Bu taskler bu sefer
program gibi çalışmaya başlıyor. Ayrı ayrı programlar, ayrı ayrı kişiler gibi çalışmaya başlıyor. Kendi aralarında yarışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir mesele var. Ve CPU utilization var. Tek kişilik sistemlerde başka bir sorun da bu arada bir crash ederse, ya ederse etsin. Telefon kilitlenirse kilitlensin. Kapatıp açarım gibi bir ihtimal var. Mission critical değil. Çok kullanıcı da değil. O yüzden bazı konularda biraz daha relax olabiliyorsunuz. Tek kişilik sistemlerde personal, yani kapat açla düzeltebiliyorsunuz. Ama mesela dün benim şöyle bir şey oldu. Arabamın işte multimedya sistemi var. Fabrikadan, yani ayrıca aldığım bir şey değil. Buraya park ettim, kapattım. Şey susmuyor. Teyp kapanmadı. Anahtarı çıkardım, taktım, tekrar kapanmadı. Arabayı kilitledim, dışına çıktım. Baktım hala camdan içeride radyo çalıyor. Allah Allah. Ondan sonra yukarı çıktım. Yani dedim 10 dakika kuralı var ya, bir süre sonra işte şey moduna geçiyor. Low power moduna geçiyor araç. 10 dakika çıktım, çay içtim, aşağı indim tekrar. Hala çalışmaya devam ediyor. Yine kurcaladım, yok. Allah Allah. Bu sefer şey yaptım. Sigorta panelini açtım. Sigorta panelinden entertainment sigortasını internetten buldum, çıkardım, taktım. Bu sefer tabii oldu. Yani buraya kadar gittim. Dolayısıyla single user sistemi power cycle ile ancak kendi noktadan şey yaptım. Yoksa aküyü bitirecek. Yani ne bir şeyin yok. Kapanmıyor herhalde. Yusuf Hoca'ya da sordum. Sen oldu mu diye. Bazen bana da oluyordu aslında. Bana da oluyor bazen dedi. Durup sağa çekip arabayı kapatıp tekrar açıyorum dedi. O zaman düzeliyor dedi. Ben ama onu da yaptım. Ben de düzelmemişti o. İlk defa bana böyle oldu. Daha önce birkaç kere olmuştu. Yusuf Hoca gibi kapattım açtım. Kendine gelmişti. Bu sefer o da olmadı. Şimdi son çıkan A15 işlemcide şöyle söyleyeyim. Intel 4004 işlemcide 2000 transistör var. 8086 işlemcide 12000 transistör var. Ki PC'ler deli gibi. Biz programlamayı orada öğrendik mesela. Veya mainframe'de öğrendik de o da, ikisinde de öğrendik. Apple'ın yeni işlemcisi, daha yeni baktım, A15'te iPhone 13'ün işlemcisinde 30 milyar transistör var. Dolayısıyla şey çok büyüyor. Ucuzladığı için, o eskiden de yapabiliyordum ama ucuzladığı için bir makinenin içine girilebilen ve küçüldüğü için girebilen işlemci kapasitesi ve mimari çok güçlendi. Çok güçlenince sadece hızı arttırıp throughput'la değil de parallelization'la bazı işlerin yapılması gündeme geldi. Bu server seviyesinde, data center seviyesinde olabileceği gibi tek işlemci içerisinde de aynı şekilde oldu. Yani 30 A15 işlemci dediğimiz zaman bir tane işlemci, işte bir tane memory, aritmetik logic unit değil artık. Dolayısıyla içerisinde birden fazla işlemci var. Master slave, bir tamirhane gibi düşünün. İşte otomobil yetkili servis, her ne kadar radyoları kilitlense de sonuçta bir yetkili servis olayı var. Ve hizmet biraz daha iyi tabii. Yani ustaya bırakıyorsun aracı, 10 gün sonra sana teslim ediyor. Ama yetkili servise gidiyorsun, 3 saat sonra geri arabanı çıkartabiliyorlar. Çünkü çok sayıda usta var. Tek interface var, dataya falan vesaire. Bir şekilde proses farklı. Dolayısıyla yeni işlemciler de bu şekilde. İçerisinde birçok şey var. İşlemcisi olan, sub işlemciler içeren, ayrı memory blokları içeren, pipeline kavramı içeren birçok şey var içerisinde. Ve yapılacak işi, bu Von Neumann'da tanımlanan, yapılacak işi daha hızlı ve paralel bir şekilde yapabiliyorlar. Ama bunun için tabii, bu tightly coupled. Bunun için tabii problemlerin de analizinin, bizler tarafından analizinin paralel olarak yapılabilecek şekilde düşünülmesi ve kodların ona göre yazılması lazım.
Eğer problemin analizini ve yazdığınız kodu paralelize edilebilecek şekilde yazmadıysanız, o mimariyi az çok bilmeden yaptıysanız, o zaman sizin kodunuz paralelize olamaz. Yani problemi düşünen kişilerin de, problemi çözmek için ele alan yazılımcıların da paralelleştirilebilir birden fazla çekirdek ya da birden fazla CPU tarafından execute edilebilir bir şey çıkartması lazım. Yazılım çıkartması lazım ortaya ki o mimari üzerinde paralel koşabilsin. Bu gerçekten problem. Günümüzün programcıları işte Python'da şunla bunda şey yapıyorum diyor. Derin öğrenme çalışıyorum diyor. Ne bileyim kod yazıyorum diyor. Bakıyorsun bu mu diyorsun. Ya bu, çıka çıka bu mu çıktı diyorsun yani. Tabii bu kendini başka yere de götürüyor biraz. Adam mesela Python execute eden işlemci çıkartıyor. İşlemci bu sefer Python'u doğrudan arayıp otomatikman real time dediğim combinational logic devreyle. Hani bir sayıyı ikiye böldüğümüzde divider dedik ya. Divider'ı iki türlü yapabilirsin. Birinci sayıyı burada girersin. İkinci sayıyı burada girersin. Aritmetik logic unit gibi. Girdiğin anda ışık hızı artı kapasitans yavaşlamasıyla output'u görürsün. Yani bir clock cycle beklemeden görürsün. Anladınız mı? Combinational devreyle, combinatorial devreyle. Gate'lerle sadece. Yani nedir yavaşlık? Gate propagasyonu. Hani gate'ler, transistörler böyle state değiştiriyor ya. Transistör state'leri böyle şak diye değiştiremez. Bir miktar doldur boşal elektronda olacak, boşalacak charge'lar. Bir zaman geçer. Yani ışık hızı değil. O yüzden foton computing'e geçmeye çalışıyorlar. Sadece o zamanda ki o aslında nanosaniyenin nanosaniye veya nanosaniyelerin altında olabilir bir tanesi. Öyle hızlı. Ne dedim? O hızda unuttum ne dedi. Python şeyden bahsediyorduk. Python'u o şekilde yorumlayıp combinatorial devreyle yorumlayıp hemen execute edebilir. O zaman işte Python'un yavaş özelliği ortadan kalkabilir. Çünkü immediate interpretation yapmış oluyorsun. Dolayısıyla bir sistemin çalışma stilini, çalışma performansını, davranışını şey çok etkiliyor. Donanım mimarisi çok etkiliyor. Mesela Apple şey çıkarttı. Şimdi M1 işlemcileri çıkarttı. Daha önce Intel kullanıyordu. Şey birden değişti. Yazılımların yapısı birden değişti. İşletim sisteminin davranışı değişti. Power consumption'ı değişti. Scheduling değişti. Çünkü şeyi değiştirdi adam. İşlemciyi değiştirdi. İşlemcinin içinde bazı özel görevleri işlemci seviyesine indirdi. Operating sistemde çalışan bazı programlar işlemcinin içinde yapılır hale geldi. Onlar tabii bu sefer periyodik olarak şey yapmak için kendi kendinin içinde clock var. O uyanıyor, uyuyor falan. Böylece hem ucuzladı, hem hızlandı, hem power consumption'ı yarıya indi. Batarya şeyi. Dolayısıyla yeni bir şey aldığınızda M1 PowerBook MacBook aldığınızda batarya ömrü 20 saat. Öyle bir ömrü var yani. Çok mu reklam yaptım? Simetrik ve asimetrik prosesler. Eğer iki tane ortak usta çalışıyorsa simetrik processing. Her ikisi de hoş geldin abi diyebilir. Arabayı alabilir. Ama master prosesör varsa bir tane, bilmem ne abi varsa, Saadettin abi varsa, o zaman da asimetrik multi processing oluyor. Tamam mı? Çok büyük sistemlerde asimetrik olması şey. Bu mesela web servis şeyinde de var. Yapısında da var. Diyelim ki Sağlık Bakanlığı'nın eczane sistemindesiniz. Eczanelerden Sağlık Bakanlığı'na şey geliyor. Authorization şeyleri geliyor, istekleri geliyor. Öyle bir geliyor ki yani böyle şey gibi.
karınca ordusu gibi geliyor o. Onları bir bilgisayarın şey yapması mümkün değil. Çözmesi mümkün değil. Onun için bir tane bilgisayarı şeye bağlıyorlar. Switch'in arkasına şey koyuyorlar. Load balancer koyuyorlar. Load balancer'ın yaptığı sadece istekleri reroute etmek IP adreslerini. Başka hiçbir cevap vermiyor. Sadece reroute ediyor yönlendirici. Yönlendiriciden sonra bunların istekleri alıcı var. Birinci katman var. Birinci katman cevap dönüyor. Onları tekrar şeye yönlendiriyor. Arkadaki database, application server'a yönlendiriyor. Dolayısıyla birkaç tane katmandan geçerek ancak o şeyi kurtarabiliyorsun. Burada tabii ön katmanlara master gibi düşünebilirsiniz. Yani job distribute. Esas yapanlar farklı, distribute edenler farklı diye düşünebilirsiniz. Bunu mikro işlemci seviyesinde de veya parallelization seviyesinde yapabiliyorsunuz. Simetrikte bu şekilde hafızaya, aynı hafızaya ya da bu web servisi falan gibi düşündüğünüzde de bu memory aslında database oluyor. Database veya data. Data lake demeye başladılar. O şekilde oluyor. Ama genel prensip aynı. Hepsi eşit. Hepsi Ahmet Usta, Mehmet Usta. Hepsi de yeni şey çekebiliyorlar. Erişebiliyorlar. Asimetrikte de bir tane master var. Master memory ile aralarında duruyor. CPU'ya gönderiyor. Alıyor tekrar. Şeyler öyle mesela. Sony PlayStation'ın işlemcileri falan böyle veya grafik kartı işlemcileri master slave şekilde çalışıyorlar. Birçok slave işlemci var. Onlara her birine başka şeye assign ediyor. Kendi lokal hafızaları var CPU'nun içinde. Task'ı alıyor, orada bitiriyor, geri basıyor. Şeye, master üzerinden geri basıyor. O şekilde çalışan. Yani hepsi aslında bunların tamirhane mantığına uygun. Yani bir işler geliyor, senin onu yapman lazım, işte organize olman lazım vesaire. Tek işlemci gibi bunu beceremiyorsan birçok insan çalıştıracaksın. Beraber çalışacaklar ama organize olacaklar. Bir de böyle uzaktan çalışanlar var. İşte web servisi gibi, distributed olanlar, loosely coupled'lar var. Bunlar prosesör seviyesinde değil de dediğim gibi makina seviyesinde web servisleri bu şekilde. Veya container seviyesinde çalışanlar. Bunlara loosely coupled diyoruz. Bunların sharing'leri biraz daha planlı olmak durumunda. İşte load balancer gibi bir şeyle veya mesela bir animasyon filmi yapacaksın. Animasyon filminin şeylerini dağıtacaksın. Rendering'ini dağıtacaksın. İşte birinci ile onuncu frame'i bu adama veriyorsun. Ondan 20'ye kadar bu adama veriyorsun. Frame frame dağıtıyorsun. Normalde 3 günde bitecek animasyon. İşte 10 bilgisayarla 3 saatte bitiyor. Yapabiliyorsun. Dağıtık sistemlerde konumuzda çok konu var. Dağıtık sistemlerde, işletim sistemleriyle ilgili. Özellikle dağıtık sistemlerin kritik tarafı gecikme ve bu gecikmenin tanımlanamayacak boyutta olması. Yani determined bir delay yok. Ve bazen de disconnection, yani random disconnection olabilir. Herhangi bir dağıtık sistemi düşündüğünüzde İki şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Birincisi disconnection, erişilememe. Diğerinde de işte erken geldi, geç geldi vesaire. Buradan da şeye gitmek zorunda kalıyorsun. Senkronizasyon için metot geliştirmen gerekiyor. Mesela benden para çektiniz, ben bankayım. 5 lira, Akbank çöktü ya. 5 lira çektiniz, hesabınızdan 5 lira düşürdüm. Aynı anda internetten de girdiniz. İnternetten de 5 lira havale yaptınız. O geç kaldı, erken kaldı. Bir race condition oluştu. Eksi 5'e düşmemesi lazım. Yani ikinciyi vermemesi lazım şeyin. Dolayısıyla problemleri bu şekilde distributed olarak düşündüğünde gecikmelerin mutabakatla çözümlenmesi, mutabakatla bütün işlemlerin bir şekilde konsensuslarla ilerlemesi gerekiyor. Bu birçok probleme şey yapıyor. Birçok probleme ve birçok çözüme. Bu sayede de birçok makalenin yayınlanmasına, birçok öğrencinin yüksek lisansı bitirmesine, şuna buna vesile oluyor yani.
Bunlar client server şeyleri, yaklaşımları. Bunu geçiyorum. Bir de böyle clusterlar var. İşte demin dedim ya, Sağlık Bakanlığı'nda olduğu gibi bunlar farming ve clustering diye iki tane ayrı tanım var. Bunların ufak ufak farklılıkları var. Bir tanesinde hepsi aynı, bir de diğerinde işleri paylaşıyorlar. Mesela birinde resimler var, birinde müzikler var, birinde bilmem neler var. Gazete sunucusun. Gazete şeyleri daha application server toparlarken medya sunucusunun bazılarını oradan, bazılarını buradan alacak şekilde ilk baştan bölünmüş. Ya da hepsinde hepsi var. Tamam mı? Hepsinde her şey var. Load balancer sadece random çekmeni sağlıyor. Bu sefer onlar arasında read'de sorun yok da write olmaya başlandığında birine yazdıktan sonra diğerlerine de replike etmen lazım. Onları yürütmen gerekiyor. Yani onları yönetebiliyor olman gerekiyor. Simetrik ve asimetrik clustering. Geriye kaldı, bir de kalmadı da bir de real time meselemiz var. Real time deyince böyle insanlar bir gerilir. Hocam benim işte donanımla çok fazla şeyim yok falan gibi. Veya bazıları da kasılırlar. Biz real time çalışıyoruz diye. Halbuki real time bir bakarsan daha basit. Kolu bacağı koparılmış bir şekilde çalışıyor işletim sistemi. Hani daha kolay olabilir. Ama genellikle işte böyle mission critical, asansör gibi, roket gibi, işte araç, otomobil gibi. Otomobil her tur attığında bir sonraki tura kadar, motor her bir tur attığında bir sonraki tura kadar ne kadar yakıt püskürteceğini biliyor olman lazım. Ben bilemiyorum diyemezsin. Çünkü orada ateşleme yapman lazım, yakıt püskürtmen lazım. Dolayısıyla bir real time'ların genel özelliği bir deadline olması. Bu deadline'dan önce şeyin bitirilmesi gerekiyor. İşlemlerin bitirilmesi gerekiyor. Oralarda işte worst case analiz daha çok yapılıyor. Worst case analize göre bir platform seçiyorsun. Platform tutmazsa ya biraz daha kol bacak kopartıyorsun, bir şeyleri atıyorsun, yetişmiyor çünkü. Ya da daha hızlı işlemci kullanıyorsun o işi yapabilmek için. Genellikle bunlar dedicated olmak durumunda. Multipurpose olamazlar. Multipurpose real time olamaz çünkü multipurpose olduğu zaman ne kadar süreceği belli değil bu işin. Hard real time ile soft real time ile real time işte real, onu işte online, biz online görüyoruz falan diye. Şu anda mesela ben real time ders yapıyor muyum ben? Ben real time ders yapmıyorum aslında. Size biraz gecikmeli geliyor. Ama işte soft. Hemen duyuyorsunuz yani. Soft real time. Hard real time değil. Gelmeye de bilir. Yani. Öyle bir şey yok. Şart yok. Hızlı ve anında kavramı varsa soft real time. Belli bir deadline'ın önündeyse, mutlaka garantiliyse ona da hard real time deniliyor yani. Bu tip soruları sorduğumuzda yüksek lisans mülakatlarında gerçekten cevap veremiyorsunuz. Benim merak ettiğim soru şu: bunları gerçekten bilemiyor musunuz, yoksa heyecandan mı tutuluyorsunuz? Cevap. Heyecandandır hocam bence. Heyecandandır hocam. Tamam. Almadığımız bir arkadaşa soru sormuştum. Size de sormuş olabilirim işte. Çemberi nasıl tutuyoruz bilgisayarda diye. Hocam hafızada tutuyoruz dedi. Bir cevap verdi. Sıfırlar ve birler olarak tutuyoruz dedi. Ben şey bekliyorum. Circle data structure'ı söyleyecek. Center diyecek. Center'ın koordinatı AB. Bir de yarıçapı R diyecek. İşte circle diye bir tane class yaratacak veya işte structure, fark etmez. Bunun bir A'sı, B'si, bir de R'si olacak. Bunu ben şeye, data olarak saklarım bir array'de, mereyde, bir yerde demesini bekliyorum. Sıfırlarla ve birlerle saklarız gibi bir cevap alıyorum. Teknik olarak doğru hocam. Öyle değil mi? Evet, evet. Şey gibi değil mi? demin ne dedim ben? İngilizce terim sorduğumuzda Türkçesini şey yaptık. Kernel demiştiniz sanırım. Kernel dediğimizde çekirdek diyorlar. Bildim diye kabul ediyor şeyi. Çekirdek cevabı verdiğinde doğru cevap verdiğini düşünüyor. Deadlock diyorum. Bakıyorlar falan. Daha zor soruyor. O kadar zor sormuyoruz zaten.
Sizlere ne sorduk bilmiyorum ama. Bunları söyledim. Bir de mobil sistemler var. Bitiriyorum arkadaşlar. Az 5-10 dakikamız, 5 dakikamız var. Mobil sistemlerimiz var. Mobil sistemlerde kritik mesele, bunu ben insan makine etkileşiminde de buna değiniyorum. Mobil chapter'ımız var. Birinci faktör, makinenin hardware'inin güdük olması, kısılmış olması. Çünkü power sebebiyle ve ağırlık ve işlemci vesaire sebebiyle. İkincisi, ekran estetleri, interaction için yeteri kadar yok. İmkan yok yani. Klasik klavye vesaire imkanları yok. Interaction biraz daha değişik. Ama en önemlisi boyut sebebiyle ve taşınabilirlik sebebiyle batarya gücünün az olması. Batarya gücü az olunca otomatikman işlemci gücü de az oluyor ve işletim sisteminin enerji aware olması gerekiyor. Enerji aware işletim sistemi lazım olmayan şeyleri kapatacak vesaire. Hatta şimdi yeni çıkan birkaç yıldır, 3-5 yıldır olan sistemlerde kullanılmayan memori çiplerini, çipin power'ını kapatacak şekilde bir işletim sistemi davranışı var. Diyelim ki memorinin orasında burasında bazı şeylerim var. Programın array açmış. İşte malloc'la şununla bununla. Adam onları işletim sistemi seviyesinde başka yerlere aktarıyor. Memory manager başka yerlere aktarıyor. Diyelim ki toplam kullanımın 4 GB. Senin de 16 GB hafızan var. 12 GB'lık bankları power'ını kesiyor. Lazım oldukça power'ı açıp kapatıyor. Dolayısıyla mobil cihazlarda bu çok önem taşıyor. Yazdığınız kod da önem taşıyor. Yani yazdığınız kodu böyle hoyratça hungry olacak şekilde, power hungry olacak şekilde, memory hungry olacak şekilde yazdığınızda onun cezası mobil uygulamanızın ağır olması, daha çok pil tüketmesi olarak geri dönüyor. Ve o tabii sonuçta tüketici şeyine çıktığınızda tercih edilmiyor. Burada 50'lerden sonraki dönemlere geliyoruz. Unix'in başlangıçları 60'lardan başlayıp 70'lerde olgunlaşan bir şeyi var. Deyince genelde Unix ve Multics konuşulur. İşletim sistemleri deyince. Bugün de hakikaten Unix ve Unix'in devamı olan işletim sistemleri MacOS'ta da kullanılan yaygın. Aslında Unix diye ayrı bir şey yok. Nasıl ki bir ev yapmaya kalkıştığınızda bu evin penceresi olacak, kapısı olacak, çatısı olacak, duvarları olacak, içinde de odalar olacak. Yani işletim sistemi de bu şekilde. Ne yaparsanız yapın aşağı yukarı aynı şeyler olacak. Dolayısıyla birbirine benzediği zaman bu da Unix şeyiymiş falan çok demeye gerek yok. Aşağı yukarı yapılacak olan şeyler belli. Yani yapılması gereken şeyler belli. Bunlar yapılıyor. Yanlış yerden çalıştırıyor. Evet. Buraya kadar. Sorularınız var mı? Bugün katıldığınız için teşekkür ederim. Kaydı kapatıyorum. Tekrar soru cevaba devam ediyoruz.